Cümleten selamun aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün bembeyaz bir sayfamızın 14. bölümüyle karşınızdayım. Satırcınız ağır ağır da olsa emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Anvile tövbemizi bozmadık kardeşim, anvile tövbeliyiz, yanaşmıyoruz. Sadece quest sistemlerimizi basmak için yanaşacağız. Onun dışında başka bir şey yok. Şimdi lafı uzatmayalım ve bugün bu bölüme Drake'ye girerek başlayalım. Sizlere iyi seyirler diliyorum ve haydi bakalım bizleri bu bölümde neler bekliyor hep birlikte görüyoruz. Evet, Drake'lerimizi bitirdik. Sonucumuz hiç fena değil beyler. 2 tane weapon breaker artı 1 aldık. Bu benim 8 ve ben bu arada şöyle görevlerimizi de teslim edelim. Görevlerimizi de teslim ettik. Şimdi sıradaki yolculuğumuz nereye, nedir? Ben de bilmiyorum. Hep birlikte izliyoruz. O hiç de fena sayılmayan Drake'imizin ardından şu anda akşam 7 kaosuna geldik beyler. Şimdi kaosa gireceğiz bakalım. Kaosta yine hırçın ve hızlı olabilecek miyiz? Bir mavi kutu kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet, bu kaos maalesef kötü geçti beyler. Sadece 4 kill eksiğimiz var. 4 kill alsaydık 4.'ydük ve mavi kutu alacaktık. Sağlık olsun, yeşil kutu aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Beyler, bu arkadaşımız Mastodon'daydı. Bakın, kendisini rahatsız ettim. Şimdi durduk galiba, bir vs atacağız da canına bakmak istiyorum. Beyler 8k canı var. Yani slottan kovmaya çalışacağım. Adam 9 şartlı. Kardeşim sıkıntı ya. Buff'ı da var. Ne yapacağız beyler? Şöyle yapacağız kardeşim. Şöyle bütün grafikleri düşürelim. Ve başlayalım. Gel kanka. Kanka niye karıştınız? Gözünüzü seveyim ya beyler. VS'ye karıştılar, lakin karışmasalar da zaten sonuç aslında belliydi. Kestik, kesecektik diyebiliriz. Bakalım slota gelecek mi? Benim amacım şu anda Mastodon'a konmak olacak. Bunun mücadelesini ve VS'sini attık. Haydi bakalım hayırlısı. Beyler, Savage yeniden geldi. Bakın kendisi slottaydı. Şimdi bir VS daha atacağız. Bu tamamen slot VS'si bu arada. Canına yeniden bakmak istiyorum. Beyler adamın şu anda 9200 canı var. Şöyle göstereyim. Sekimi açayım anlasın. Ve bu adam 9 şart kullanıyor bu arada. Atağımı görelim. 2074 AP ile vuruyorum kendisine. Gel kanka. Kardeşim bir kör, bir spike, bir turus. Allah'a emanetsin beyler. 9200 HP'si var. 9 şartlı. Eline koluna sağlık diyorum arkadaşımızın. Bu tamamen dediğim gibi slot VS'siydi. Umarım bir daha gelmez. Yani gelip almak isterse zaten büyük ihtimalle alır. Adamın klanı var, o su var, bu su var ama biz mücadelemizi verdik. Haydi bakalım devam. Beyler, Bay Savage kardeşimiz klanından bu adamı getirdi buraya. Sanıyorum ki VS atmamız için de aga... Aga bu adamı ben biliyorum. Bu adam tehlike. Buff'ı var mı acaba beyler? Bakacağız şimdi. Şimdi bakacağız. Dur ya, peşin peşin bakayım.
Beyler bu adamın da var 7'den fazla canı ya. Kanka buff'sızım, buff'sızım. Yüze atıyorsunuz, görüyorsunuz. Tamam haydi gel. Gel kanka. Haydi başlayalım. Bir de bu adam 3 defans beyler. Yani adamın itemlerine bakın. Adam 1 de 3 defans. Kardeşim bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu sıkıntının çok büyük bir versiyonu demek oluyor. Aa bir dakika, ezik mana kullanıyorum. İnanılmaz. Bakın şuradaki manaya. Yapma be. VS'yi yalan ettik ya beyler. Slottayken ben bu 960 paraları kullanıyordum. Aa üstüme iyilik sağlık. Bir dakika ya. Şunu kullanıyordum ya. Çekiyorum çekiyorum manayı. Mana dolmuyor. Diyorum ki neden dolmuyor? Kanka yeniden geliyorum. Bir dakika, saygı işareti yapıyorlar sağ olsunlar. Yeniden geliyorum. Gözünü seveyim. Hatta bir dakika, birazcık eşitle şartları da eşitleyelim. Bir buff alacağım ben de şimdi undi. Bir de öyle gidelim beyler. Beyler burada yeniden denk geldik. Savage, Jorno, Surot'u salmışlar. Buraya kadar gelmişler. Bakın az önce şu Piriyas, şu Asas. Ben VS atıyordum. Bu kaydı sizlere aktaramayacağım. Çünkü kızdım. Bu arkadaşlar biz VS'nin ortasındayken DB Thor'la bizi kestiler. Ayıp ettiler. Buradan da bilgisini geçmek istedim. Yani gereksiz boş hareketler. Kanka bir saniye, şunu da yapacağım. Ve o şekilde VS'mizi. Yani artık farmdan çıktı olay kardeşim. Bu nedir ya? Haydi başlayalım. Bak. Bir şey atıyor ya. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Sürekli şu bir şeyler atıyor. Ya oğlum bir dur ya. Eli kalkıyor. Şu adama atmış meğerse. Bana atıyor sandım. Allah Allah. Allah Allah. Gidiyorlar yollarına. Tamam. Gitsinler kardeşlerimiz yollarına. Evet, Savage'yle şimdi VS'mizi atacağız. Sonrasında kanka bu adamda 9 çitin set de var, mitril set de var. Allah Allah ya. Adamın çarı gerçekten harika. Gerçekten harika bir çarı var. Kanka hazır mısın? Her şeyi sıfırlıyorum. Haydi başlayalım. Haydi kanka, tozumu da bastım. Kardeşim gelesin. Kritiğini basarak başlıyor kendisi beyler. Yani taktiğini artık çözdüğümüz için benim için rahat bir VS olacak. Kaldı ki ben şu anda artık undiliyim. Henüz de kritik basmadım. Kritiğimi şimdi bastım. HP'yi fulledim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve asılmaya başlıyoruz. Kanka adama 80 meksen atmayın. Tamam ben bu VS'yi kestim sayıyorum. Lakin Tovnat kanka sen yapma bari ya. Beyler yeniden başlıyoruz VS'ye. Kanka ben hazırım, gelebilirsin. Şöyle bir %5 ile başlayalım. Körü oturmadı mesela, gayet güzel. Spike turusu oturdu. Yani ne hikmetse Spike turusu zaten çok güzel oturuyor kendisinin. Haydi bakalım. Evet beyler, bir VS'yi daha kazandık. Şimdi sıra Jorus biraderimde. Kardeşim bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bu MDB'ler acaba 10 olabilir mi? Ya Tovnat bir dur ya. Kardeşim Tovnat bir dur biraderim. Yapma yapma yapma. Yapma bir dur, gözünü seveyim. Dur bir dur. Vurma adama. Evet beyler. O Mastodon maceralarını ve VS'leri saldık. Bir türlü VS attırmadılar kardeşim. Maalesef. Tovnat biraderime buradan kızgınım kardeşim. İzliyorsan selamun aleyküm sana. Ayıp ettin. Şimdilik efendim JR'ye tıkladık. Şöyle saatimizi görelim. JR'ye tıkladık. Akşam JR'si ve haydi KS atmasınlar. Yapma, KS mi yedik? Bir dakika. Benim Lardorgum kesilmiş. Tüh, KS yedik beyler. Bu olmadı. Evet. Maalesef KS yedik. Dedik ki JR'ye tıklamışken gelelim şöyle bir yapalım. O da kısmet olmadı. JR'den sonraya kalacak quest görevimiz. Hem Bowl kill'ini yapacağız. Hem de bunu da bu şekilde yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Bakalım JR'nin sonucunu da sizlerle paylaşacağım. Evet beyler. JR'mizi kazandık. Şöyle 2 Excalibur Gem, 1 Blue Gem, 1 Green Gem ile yeniden kasamızı doldurmaya başlıyoruz. Efendim bunları şöyle bankamıza atalım. Bu arada şu anda 140M nakitimiz var. Bu 157M'ydi. Biraz masrafımız oldu.
Ağaç ve defans TC stoğu yaptım birazcık. Ben bunları çünkü kullanıyorum. Biliyorsunuz sadece farm değil, PK'da atıyoruz. O yüzden bu tarz giderlerim var. Oyundan keyif almak adına bunları yapmak zorundayım diye düşünüyorum. Şimdi CZ'ye geçeceğiz. Lakin önümüzde bir de gece 12 kaosu var. Bu kaosa da girmeyi ihmal etmeyeceğiz. Şimdi şöyle çerezlik bir farm atalım efendim ve sonra kaosta yeniden buluşalım. Evet efendim beyler, maalesef kaosa giremedik. Ama ne yaptık? Kaosa giremediysek kardeşim şöyle görevlerimizi tamamladık. Hem quest moblarını hem de quest kill görevimizi tamamladık bu bölümün içerisinde. Bunları da yapmış olduk. Şimdi şöyle yapalım. Daha ilk parçamızı aldık şu anda bu bölümde. FS içinde dördüncüsü olmuş. Gayet güzel, gayet güzel. Şunları şöyle atalım. Üzerimize şerif kalsın. Bu arada Bowl'dan bir tane ego kestim. Şu ikisini attı beyler. Bu da gayet temiz. Bunu da bankamıza atalım. Onu bankamıza attık. Şunu da şöyle satalım. 300k. Tertemiz efendim. Güzel, gayet güzel. Şimdi RPR'mizi yapalım. Şöyle bir farm slotlarını gezelim. Kendimize bir mekan edinelim ve artık bu bölümde yine güzel bir ciro elde etmeye çalışalım. Beyler yaklaşık 15-20 dakika sularında oldu. Karusların şu anda Hop Goblin'ini ele geçirdim. İlk boss'umu aldım. Şöyle sağ üst köşeyi görüyorsunuz. Birinci boss'umuz burada. Bu arada Müslüm'ün elinden aldım slotu. İnanın en az bir 5-6 defa kestim. Kayda almıyorum bunları. Bakın sürekli geliyor. Haydi gelin bu sefer de huzurunuzda keseyim onu bir kez daha. Kardeşim gel bak, kür almıyorum biraderim. Gelesin. Haydi benim biraderim. Benim canım biraderim. Kanka yani beyler, bu Müslüm biraderim gerçekten bu 7 veya 8 olacak, abartmıyorum. Yani kaydını bilerek almıyorum. Kafam rahat bir şekilde böyle farm atmak istiyorum çünkü. Ama biraderim yılmadı. Gerçekten onu tebrik ediyorum. Sıkılmadan sürekli geliyor efendim. Biz de kesiyoruz hem NP. Şöyle NP'yi görelim mi? 317 olmuş. Yani hem NP hem farım ikisi bir arada tatlı tatlı efendim ilerliyor. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Beyler ilk boss'umuzun üstüne maksimum bir 10 dakika geçti ya da geçmedi. Şöyle bir lavaboya gittim geldim. İkinci boss'umuz, şöyle kaldırdım sayfayı sizlere de gösteriyorum bakın. İkinci boss'umuz da geldi. Gayet güzel. İyi tonlar da atıyor şu anda. Umarım böyle devam eder. Bakın 8 dakika yokmuşum. Bu bedava 60 dakika geniye var ya. 8 dakika geniye kurmuşum. Bu arada Dark Vein'imiz yandı. Şöyle Cleaver 8'imizi takalım ve devam edelim. Evet beyler, şu anda gecenin saat 3'üne dayandı. Şöyle oyun saatine bakalım bir. Tam olarak 30 saniye sonra CZ kapanacak. Ve hala 2 boost'ta tıkalı kaldık. En az şu anda bir 45 dakikadır. Belki de 1 saate yaklaştı. Drop 0. MD'miz, DV'miz yandı. RPR'si geldi ve hala bir boost alamadık. Güzel bir başlangıç yapmıştık lakin devamı gelmedi. Sıkıntı yok. Bugün Altaruş'taki yolculuğumuzun sonuna birazdan geliyoruz hep birlikte. Şimdi CZ'den atmak üzere, bakalım sırada bizleri neler bekliyor diyeceğim. Lakin nakitten gerçekten güzel meblağlar kastık beyler. 10M ile slota geldim. 15M oldu. Bir tur çöp sattım. Ve bir turda bu kadar var. Nereden baksanız 500K'da burası yapar. Yani gayet güzel aslında. 5 böyle 5 böyle 10M hiç yoktan iyidir. Allah bereket versin diyelim ve yolumuza devam edelim. Kardeşim yeni bir günden cümleten selamun aleyküm diyelim beyler. Abim en son çarı abime bıraktım. Şöyle 1 VB 2 tane şel almış. Bunu da şöyle bankamıza ekleyelim. Efendim buraya kadar okeyiz. Bir de çarımız %98 yapılmış beyler. Yani bu ne demek oluyor? Artık biz bu bölümde 83 levele gerçekten de kavuşacağız ve erişeceğiz. Bakın yaklaşık bu çar altar kaç yıldır açık? 2 yıl oldu mu bilmiyorum. Sizler söyleyin bana. Altar açıldığı gün ben kurdum, ben kastım. Çar 82'de 1 kaldı. O gün bugündür bu çar 82. 83'ü hiç görmedi. Ve artık bu bölümde gerçekten de 83'ü göreceğiz. Yani çar fosil oldu beyler. Herkes 83 rep 5. Biz daha 83 yeni olacağız kardeşim. Haydi bakalım bunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi yolumuza tam gaz devam edelim. Evet kardeşim bir tur CZ'ye çıktık.
Şöyle 3-5 tane TS kastım beyler. Başka da bir şey yapmadım. Dedim ki ben Esland'a geri döneyim. Şu görevleri bir alalım ve çarımızı 83 olarak derhal bir görmeye başlayalım dedim. Şimdi ıvır zıvır görevlerimizi aldım. Troll'dan başladım. Tek başıma kesiyorum. Bu görevi tamamlayalım ve karakterimizi artık bir 83'e gayrı kasalım ve öyle yolumuza devam edelim. Evet beyler, Esland'da mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Şuna bir kese atamadık. Bu arada bakın. Half Troll, Berserker ve Kaptan. Bunları şu anda son vuruş KS'si ile almaya çalışıyorum. Aynen böyle gördüğünüz gibi. Half Troll'un ilk turunu bitirdim beyler. Sağ üst köşeden görebiliyorsunuz. Yani partiye de giremedik kardeşim. Adamlar yani geneyi kurmuşlar. Bildiğin çökmüşler beyler buraya. Sahneyi görüyorsunuz. İki tarafta aynı parti. Biz de görevi böyle son vuruşta efendim. Tane tane yapmaya devam ediyoruz. Şu görevleri bir halledelim. Bunu da bir aktarmak istedim sizlere. Şuna da vuralım son vuruş. Vuramadık evet. Turus 298 vurdu. Devam. Beyler Half Troll'ların ilk birinci turlarını tamamladık. Şöyle bir 26 milyon çarp şu anda %99,33 oldu. İkincisini de verelim. Haydi bakalım. %99,88 beyler. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şunun Half Troll Berserker. Bunun ikincisini alıyoruz. Bu bize yeterli diyoruz. Diğer görevleri hatta kapatalım. Ben bütün görevleri almıştım. Bunları kapatalım ve birazdan 83 level oluşumuzu hep birlikte efendim kutlayacağız. Kutu kutu kutlayacağız kardeşim. Şu görevleri verelim, slotumuza geçelim, KS atmaya devam edelim. Evet beyler, o tarihi ana şimdi gelin hep birlikte şahit olalım. Çarımız bize 99,89. Confirm diyoruz. Vatana, millete, bana, sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Artık satırcı biraderiniz bu 2 yıllık serverda 83 levele yeni, daha yeni ulaşmıştır diyelim. Ya Allah, bismillah. Evet kardeşim, şöyle çarın canını bir arttıralım beyler. Şimdi 5 point HP'ye verdik. Ne kadar HP'miz arttı? Çok dikkat edemedim. Herhalde bir 100 artmıştır. Bir tık atağımızın da arttığını düşünüyorum level aldığımız için. Evet, artmıştır. Kalan pointlerimizi nereye vereceğiz? Üçlü defans olduğumuz için başka bir yere veremeyiz. Master'a sallayalım, kalsın. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde kalsın. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir sek açalım. Yani yıllardır sek açıyorum. Burada 54-83 yazıyordu. Artık 55-83. Bundan sonra ağır ağır karakterimize rap kasmaya da devam edeceğiz. Hedefimiz rap 5 olmak olacak inşallah bir gün diyelim ve yolumuza devam edelim. Evet beyler, 83 level olduk. Şimdik bu satırcı biraderiniz bu otların arasına girdi kardeşim. Bakın, otluk mekan. Ayağım kara değmiyor bu arada. Oturuyorum bak, çarım havada. Bu şekilde şöyle birazcık inzivaya çekiliyorum. Birazcık dinleneceğim. Akşam 7 kaosuna çok bir şey kalmadı. 1 saat sularında bir şey var. Oturdum, 1 saat mola yapacağım. 1 saat sonra akşam 7 kaosu ile hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Kardeşim bize mola yaramadı. Beyler mola yaramadı. 5. olduk. 7 kaosuna girdik şu anda. Akşam 7 kaosundayız. 58 kill ile 5. olabildik ancak. Yeşil kutu hiç yoktan iyidir. Bir buz parasının bir tık üstü ediyor kendisi. Devam ediyoruz. Beyler şöyle anlık bir avuç turuna geldim. Aha da buz kardeşim. Yazıyı görüyorsunuz. Yeni, çok taze. Çok taze. Şöyle şimdi sayfamızı indirelim. Yani bana bırakırsalar efendim burada bir kasmayı düşünüyorum da. Yani burası altar bir. Burası altar kardeşim. Burada her şey gerçek. Burada sahte hiçbir şey yok. Burada sürekli bir savaş, mücadele, sıkıntı, problem, dert. Yani kafanda saç kalmasını istemiyorsan kardeşim, come on everybody altar diyoruz ve devam ediyoruz. Evet kardeşim, yine rutin bir görüntüyle karşı karşıyayız. Beyler o avuçtan aldığımız busun üzerine Mastodon'a geldik. Burayı boş yakaladık. 33 adet şu anda üstümde oldu. Bankamızda da, yani VIP'imizde de bir 83 adet daha var. Burada hedefimiz bir JR'ye kadar durmak olacak. Ve bugünkü JR'den sonra artık bu bölümümüzün sonuna da şöyle yine biraz NP farmıyla Karus biraderlerimi Tovna ücretsiz uğurlama yaparak videomuzun sonuna doğru gideceğiz. Evet, şu anda son durumumuz şöyle beyler. 212'ye kadar ulaştırdık kastığımız Glypodontları. 3 tane de TS yaptık. TS etti 14. Gayet güzel. Nakitimiz şimdi 19 M'yi bu çöplerle görecektir. Bakalım JR'ye kadar biraz daha mücadele vermeye devam ediyoruz. Çok savaş var.
aşırı derecede savaş olduğu için yeteri kadar aslında bu akşam güzel bir farm atamadık ama sağlık olsun beyler, yılmayacağız kardeşim. Yılmayacağız ve başarmak için her şeyi yapacağız, bedel ödeyeceğiz biraderim. Bu bedeli ödeyeceğiz ve bu çarı dizeceğiz. Evet kardeşim, CZ'nin kanlı ve gözü yaşlı bu topraklarında mücadelemizi bu saate kadar verdik. Gördüğünüz gibi J'ye tıkladık. Geldim Hobgoblin'e. Yani boşluk bırakmıyorum kardeşim. Nefes almadan adeta farım atıyorum. Çok çetin mücadeleler konuşamadım. Çok çetin mücadeleler vermeye devam ediyorum. Yalınız başıma. Bakmayın ah bah biraderlerimin klanında olduğuma. Kendi klanımızı dediğim gibi yine kuracağız. Sadece sohbet için, muhabbet için bu klana katıldım. Dediler ki kardeşim gel kolunu yakalım dediler. Ben de geldim. Kolumuzu yaktık şöyle kardeşim, gördüğünüz gibi. Yani bununla beraber efendim şimdi JR vakti geldi. Evvela bir JR'mize girelim bakalım. Beyler şu anda JR'de çok enteresan bir sahneyi sizlere aktaracağım. Bakın. Bizi kesiyor karşı taraf. Bizden güçlüler güle oynaya kesiyorlar. Yanlarına geldik, oturduk. Şu anda devayı kesiyorlar. Klasik bir muhabbet tabii ki. Aşağıdan partiden tabii ki biz bunun sohbetini yapıyoruz beyler. Son vuruş, son vuruş, son vuruş hesabı. Yani karşı tarafa ayıp olacak mı diye soracak olursanız bana şayet kardeşim, emin değilim. Çünkü partideki herkes CS deneyelim, son vuruş yapalım falan. Benim yazışmalarım da burada. Bakalım bu enteresan sahnede sonuç ne olacak? Yani bize güvenip de şu anda devayı kesiyorlar. Benim anladığım kadarıyla. Bakalım bir son vuruş denemesi yapabiliriz. Yapmayı da biliriz. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Şayet ben yapmıyor olsam da zaten parti yapacak. Çünkü 2 saattir konuşuyorlar. Bakın arkamda herkes suikaste kardeşim. Herkes bekliyor. Herkes bir gölge misali. Şu anda beklemekte ve devanın canı da gördüğünüz gibi burada. Bakalım ne olacak. Beyler gördüğünüz gibi bizim partiyi patates ettiler. Bizim parti vurmaya başladı çünkü devaya. Ben vurmadım, bana dokunmuyorlar. Ben sadece şöyle totem olması için, bizim için de bir eğlence olsun, belki şansa bala gelir. Bir bıçak fırlatacağız kardeşim. Devaya son canda satırı fırlatıyoruz. Hazır mıyız? Fırlattım. Geç fırlattım gördüğünüz gibi. Yani zaten bunu alsaydık 100 yılın olayını yapmış olurduk. Karşı tarafa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kardeşim. JR'yi bu şekilde kaybettik. Totem, motem hepsi işe yaramadı. Şöyle bir blue, bir green, bir de black gem gelecek şimdi. Haydi bakalım. Evet beyler, istedim ki bu 14. bölümümüzde biraz Karus arkadaşlarımızı keselim, NP'mizi kasalım, onları tovuna ücretsiz uğurlayalım dedim. Ama bunu yapmak yerine yeniden gözümü kapattım, farma gömüldüm. Bu sefer Estant'taydık ve görmüş olduğunuz gibi şu kadar bir MD'miz, toplamda 10 adet. Bir de Drakiler'e girdik. 2 tane de Weapon Breaker'ımız var ve bu bölümün de sonuna bu şekilde gelmek istiyorum. Diğer bölümlerde yine yavaş yavaş artık hedefimizi sanıyorum ki önümüz ay bir War Premium, bir PK ayı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü 2 aydır farm atıyoruz. Bilmiyorum, bununla ilgili düşüncemi net olarak sizinle paylaşacağım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.